Artık her şeyi tartıştık, olabilecek her şeyi konuştuk. Eksiğimizle, yanlışımızla, doğrumuzla, aşkımızla, ayrılığımızla giriyoruz yine. Önce korumalara, sonra da elemelere. Hazır mıyız? Kararlar kesinse Didem'le başlamak istiyorum. Didem, erkekler evinden kimi koruma altına alıyorsun? Koruma oyumu Adnan'a vermek istiyorum Sedam. Peki, Adnan aldı korumasını Didem'den. Hatırlayacaksınız efendim, sizlerin birincileri Gökhan ve Sibel. Bakalım onlar şimdi kimleri koruyacaklar karşılıklı evlerde. Aycan. Benim oyum tabii ki de Onur'a. Evet, yani şaşırmadık. Hatta sormadan da koyabilirmişim. Ve Tuğçe'cim kime gidiyor? Tankut. Düşünerek mi söyledin? Hayır. Peki. Tankut'a gitti Tuğçe'nin oyu. Merve ile devam edelim. Koruman kime gider? Aşkları bu evde çok fazla saldırıya uğradığını düşündüğüm için ve bana göre evdeki en temiz, masum gelen iki aşktan biri olduğu için onlara destek olsun diye Onur'a vermek istiyorum. Çok güzel. Onur böylece iki oy aldı efendim korunma yönünde. Devam edelim Gözde ile. Kime gidecek Gözde oyu? Koruma oyumu Adnan'a vermek istiyorum Sedan. Peki. Adnan'la Onur böylece ikişer oyda oldular. Sibel ne diyecek acaba? Geçtiğimiz hafta Aycan Gökhan'a vermişti. Ben de bu tarzından dolayı Onur'a vermek istiyorum. Onur 3 oya çıktı efendim Sibel'in oyuyla. Gamze ne yapacaksın? Ben Akın'a vermek istiyorum. Onunla güzel sohbet ediyorum. Arkadaşlığımız, dostluğumuz güzel. Yani anlaşabiliyorum onunla. O yüzden ona vermek istiyorum. Peki. Akın'a vermen bir şey değiştirmedi ama en azından sen gönlünden geçen isme verdin. Onur tebrik ediyorum. 3 oyla sen de elenmeyecek adaysın. Sağ olun. Sen iste. Yeter ki sen kısmetse olur. Düşlerin seni bulur. Sen yeter ki sen kısmetse olur.